Çocuğa ne kadar çok oyuncak alınırsa, örneğin, çocuğun dikkati o kadar dağınık olacaktır. Çünkü çocuk, her yeni alınan oyuncağa nüfuz etmek için geçecek zaman dilimini bulamayacak, o oyuncaktan o oyuncağa doğru giderken aslında oyuncakların kendi içinde içselleştiremeyecek, eşyayla bütünleşemeyecektir. Bu hal çocuğun aynı zamanda dikkat dağınıklığına sebep olur. Çocukların bir sepet içerisinde sağa kırılmış, soru çıkmış birçok oyuncakları oluyor günümüz çocuklarının ve hangi oyuncağın da kendisinin ait olduğunu da bilmiyor. Böylesi bir çocuk yetiştirmek mi daha olumlu, yoksa çocuğun çok değer vereceği, aslında işine yarayabileceği ve daha da ötesinde kendisinin gelişimine de katkı sağlayacak bir oyuncak veya iki oyuncak ile uzunca bir süre bütünleşmiş olması mı çocuk ruh sağlığı açısından faydalıdır? Tabii ki çocuğun oyuncak sayısının azlığı onun dikkatinin güçlü olmasına sebep olacaktır. Ebeveynler çocuklarıyla kuramadıkları iletişim kadar aslında vicdanlarını rahatlatmak için onlara oyuncak almaya çalışıyorlar. Çocuklarını ihmal ettikleri kadar oyuncak alarak onları teselli etmeye çalışıyorlar. Hayır, bir çocuğun tesellicisi onun oyuncakları değil, annesidir, babasıdır. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk" deyip geçmeyin diye seslenin.